Selamlar, selamlar Kondok TV takipçileri. Uzun zamandır size video yapmıyorum. Yani hep aynı şeyleri. Sohbet de edemiyorum sizlerle. Bir hafta falan yoktum. Yurt dışına çıktım. İşte biraz işlerimiz vardı. Tamam mı? Oradaydık. Geldik baba. Bizi kötü bir sürpriz karşıladı. İşte burada bazı kardeşlerimiz var. Onların yanında iki tane ibine geldi, tamam mı? Gelmişler benim mikrofonu baba araklamışlar. Benim mikrofonu yani uçurmuşlar. Tabii şey gidip geldikten sonra anlıyorsun. Başkaları da kayda gidip geldi. Hani arı kovanına elini sokarsan kimin soktuğunu anlayamazsın ya. Bu da olmuş sen. Şimdi diyemiyorsun sen yaptın diye. Görmeden kimseyi suçlayamazsın. İçeride kamera yok. Ama koyacağım artık kamerada. Yani insanlar affedersiniz o kadar orospu çocuğu olmuş ki annesi böyle kerhanede sıçmış ki bunları. Almışlar mikrofonumu. İyi baba. Öyle baba. Maalesef. Ah, memur şimdi toplandı evine. 8.30 tamam. Memurlar şu anda evlerde baba. İşçiler çalışıyor. Askerler nöbette. Şeye Bulgaristan'da neyse arkadaşlarla oturduk yemeğe içmeye. Aa dediler bak 9 aydır korona varmış, tamam mı? 9 aydır öğretmen maaşları Avrupa Birliği ülkesi olan Bulgaristan'da ödenmiyor. Bakın sıfır. Bir ay bir 2-3 ay falan 150 lira çok az bir para yani. 200-300 TL bir para ödemişler, ondan sonra yok. 9 aydır. Daha yeni işte okullar açıldı. Yeni maaşları başlamış ödenmeye. Yani abi bizim öğretmenler ağlıyor mu? Bizim memurlar şikayet ediyor. İşte memurun alım gücü düştü. Memurun öylesi oldu. Memurum bakın memur düşmanı değiliz biz. Ama zerre kadar katkısı yok bakın. Ekonomiye katkısı olmayan. Çünkü bu memur dediğiniz yani bu kadrolar bunlar devletin yani devletin parasını yiyen kadrolar arkadaşlar. Bu devlet memuru dediğiniz kadrolar. Yani bir sanayici değil, bir işçi değil. İşçi bir şey üretir. İşçiler randıman vardır. Yani nasıl sanayici işte ihracat yapar. Bir bilim adamı bir şey bulur. Bunlar baba koltuğa oturur. Oturduktan sonra da ver Allah ver. Ver Allah ver. Şikayet et. Belim ağrıyor. Sırtım ağrıyor işte. Memur maaşları düşük falan. Ya bakın Bulgaristan'da birçoğu da ondan sonra hani ben Tayyipçi değilim yine söylüyorum. Yok Tayyip öyle Tayyip böyle. Dua edin Tayyip yattığınız yerde paranızı veriyor. Paranızı veriyor. Daha ne istiyorsun ya? Biz ne yapalım? Biz hani özel sektör ne yapsın? Ya müzisyenler ne yapsın? Bilmem kim ne yapsın? Maalesef durum bu. Yaranmak zor insanlara. Yaranmak zor olduğu için. Bir de yaranmaya çalışmıyoruz zaten arkadaşlar. Durum o. Durum o kardeşlerim benim. Ben biraz geziye gideyim dedim. Ama gezemedik. İşte babam rahatsızlanmış. Babam rahatsızlandığı için gut hastalığı var. Orada biraz yemeği içmeyi fazla kaçırdığı için işte sıkıntı yaşandı orada. Gidemedim sağa sola sizin anlayacağınız. Civar yerlerde biraz dolaştık. Ama tabii ya tadı tuzu da kalmıyor artık eskisi gibi yani. Şimdi seneler geçince bunu daha iyi anlayacaksınız. 18-20 yaşta bir adamın çok arkadaşı olur. Hemen bulursun ama 40'lara 50'lere sen dayandıktan sonra böyle birine hani bu hazinedir arkadaşlar. Bakın yani öyle arkadaş mı bir takım o. Vallahi hazine yani. O yüzden bu yaşta böyle arkadaşlarınızı kıymetini bilin. Çöpleri, çer çöpleri daha şimdiden çıkarıp atın hayatınızdan. İşte diğerlerine yer açılsın. Kolay şey değil yani bu zamanda. Param var nerede o? Yani dostun yoksa, kimsen yoksa işte. Ya ailenle oturacaksın işte karınla, çoluğunla, çocuğunla. Onlar da yoksa tabii yalnız kalıyorsun. Neyin nesi? Ben senin uğruna canımı da veririm sen bu.
Arkadaşlarınıza sahip çıkın o yüzden. Kerane piçleri, kanı bozuklar çaldılar benim mikrofonumu yani. Kanı bozuk diyorum arkadaşlar. Çünkü hırsızlık hakikaten yani kandan geliyor yani. Mesela bir insanın anası babası hırsızsa çocuğu %1000 hırsız oluyor. Genetik bir şey bu hırsızlık arkadaşlar. Bu benim. Herkesin aklında otur. Yani mümkün değil yani. Ya bu iş böyle. Onun dışında neler yaptık? Son zaman bakıyorum dinlenmelerim yine biraz artmaya başladı. YouTube'dan yatan birkaç para vardı, onları çektim. Bir 150 euro para yatmış, onları çektim. Paranın değeri yok zaten. Yani. Cin de çok iyi be. Bayılırım cine baba. Yine bir efkar, yine bir hasret, beklene gelmeyecek o gemi. Seviyorum deyince yanlış yaptın, neydi tutup söyle sevgili. Bazen dalarım, bazen ağlarım, gülmek yok, negatif biriyim. Ben değiştim senin için ama sen değişmedin, bu muydu sevgi? Çok saldım ben bir aşk. Yani. Dolar euro uçuyor. Ya şey de anlamadım. Bakıyorsun Bulgaristan gibi ne yolu yol. Bakmış artık sağlık sistemi yok. Sanayi yok, bir şey yok. Bu adamların parası nasıl yani yüksek duruyor. Türkiye'ye bir geçiyorsun abi, cap canlı. Her taraftan ışık ticaret yürüyor. Türk parası nasıl düşüyor bu? Ne bileyim hani ekonomik şeylere bana ters geliyor bu ya. Ben anlamıyorum hani. Burada üretim yok. Ve Avrupa'nın birçok hangi ülkesi Türkiye kadar üretim yapıyor? Ben bunu anlamış değilim. Yani burada çok hareket var Türkiye'de. Bunlar boşu boşuna mı geziyor bu insanlar? Çözemedim gitti sorun yani. Çözemedim. Memur kafası yoksa şeye de mi sıçradı? Olabilir baba. Memur zihniyeti acaba şeye de mi sıçradı? Özel sektörüm olabilir. Tamam. Demek ki abi o kafa, çünkü adam yıllarca aynı iş yaptıkça bir nevi hani aynı fabrikada düşün, yıllar 15-20 yıldır gelince o adam da hani memur gibi oluyor. Memurlaşıyor. Bir şey yeni bir şey işletmeye katayım diye uğraşmıyor maalesef. Yine memur kafasına. Ya son zaman diyeceksin kodluk taktım bu memurlar. Babacım taktım yani sonuçta. Bakın bu ülkede işte adam geçen bir çiftçi demiş ki ya üretiyorum ben 50 kuruşa 5 lira oluyor şeyde. Bir onların sayesinde ayakta duruyor bu ülke. İkincisi asgari ücrete 10 saat 12 saat çalışan veya 8 saat çalışsın fark etmez. O insanların sayesinde. Kolay değil arkadaşlar, onların sayesinde. Yani onlar olmasa o memur bağışları, o lüks, o makam arabaları, o bum 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 bum, o ne o saraylar olurdu. Ne bilmem ne ceylan derisinde otururdu o milletvekilleri. Ne belediye başkanları böyle kral gibi yok korumalarla mafya gibi gezerlerdi. İşte kim? O işçilerin sayesinde asgari ücretle çalışan ve o çiftçiler. Adam 50 kuruşa patates veriyor, pazarda olmuş 3 lira 4 lira. Var mı böyle bir şey ya? Sen üret. Diğer taraftan işte tüccarmış orada, şarlatanlar gelsin senin emeğini gasp etsinler maalesef. Maalesef Türkiye'nin durumu bu. Hacı ama gerçek. Yine bir efkar, yine bir hasret, beklene gelmeyecek o gemi. Seviyorum deyip de yanlış yaptın, neydi suçum söyle sevgili. Bazen dalarım, bazen ağlarım, gülmek yok, negatif biriyim. Ben değiştim senin için ama sen değişmedin, bu muydu sevgi? Kök saldım ben bir aşk uğruna, hep de canım yandı sevdiğim. Kıskanıyordum herkesten ben bir... Ya bu kayıtta biraz yüksek aldım. Hep yanımda aldım da çok bağırdığı için. Şeyden sonra fark ettim onu. Normalde biraz kısmam lazımdı. Sesin seviyesini biraz yüksek aldık bunu. Yine bir efkar, yine bir hasret, beklene gelmeyecek o gemi. Seviyorum deyip de yanlış yaptın, neydi suçum söyle sevgili. Bazen dalarım, bazen ağlarım, gülmek yok, negatif biriyim. Ben değiştim senin için ama sen değişmedin, bu muydu sevgi? Kök sal... Atak değerleri arkadaşlar. Atak değerini arttıralım. Atak demek kompresörün devreye girme süresi. Yine bir efkar, yine bir hasret, beklene gelmeyecek o gemi. Bu da sıkıştırma oranı. Yani bu tarafa şey yaptığında yani gaza abandığınızı düşünün yani öyle. Daha fazla sıkıştırır. Seviyorum deyip de yanlış yaptın, neydi suçum söyle sevgili. Bazen dalarım, bazen ağlarım, gülmek yok, negatif biriyim.
Ben değiştim senin için ama sen değişmedin. Bu muydu sevgin? Kök saldım ben bir aşk uğruna. Hep de canım yandı sevdiğim. Bakın. Kıskanıyorum. Hiçbir mixte yapmadığım bir şey yaptım burada. Niye? Dum herkesten ben bir sen varsın be sevdiğim. Herkes aşkla alay eder olmuş. Ben sende tutul. Yani neden yaptım? Adam çünkü bağırdığı için bu frekanslar ortaya çıktı. Mecbur altı aldım onları. Hem de 5-6 desibel. O yüzden de yani bu her defasında kurallar değişir. Aynı şeyi yapmazsınız. Ha, burada. Dum kaldım. Sen bir gün abi, ben verdi. Dikenim, ben sensizliği istemedim. Ben senin için her şeye katlanırım. Sen de birazcık değişirsen. Bir sana şair oldum yarim. Kalbim atıyor ille desen. Bendeki aylar hep lisanlığı sana yazdım ben bir bilsen. Bir seni sevdim ilk aşkımsın. Tek dileğim din prensesim. Bir rüzgar gibi estin işte dayanamaz oldum bu kadar acıya. Her gece ağlar inan gözlerim. Alışamadım ben yokluğuna. Aşkımdın sen benim her şeyim. Neden böyle gitmek istedin? Yani arkadaşlar bunu işte tam da yani biliyorum dersem yalan olur. Bu 300'den 360. Bu 3K ve bunlar equalizer şeyleri. Yani bir sürü preseti var ama içinde. Buradan bakın. İşte vokalle alakalı olanlar yani uygulayabilirsiniz. Şans. Yani burada. Yine bir efkar, yine bir hasret beklene gelmeyecek o gemi. Seviyorum. Şimdi yine bu kraldan kral bir babacın çok iyiymiş be. Şimdi arkadaşlar. Şimdi bakın. Bu işte siz rever parçasında çok fazla açamıyorsunuz ama bir, bunu açmanın yöntemini göstereceğim size. Yine bir efkar, yine bir hasret beklene gelmeyecek o gemi. Seviyorum deyip de yanlış yaptın neydi? Şimdi arkadaşlar bu reverb buradan gidiyor. Şurada tıklayın sidechain deyin. Dediniz mi babalar? Şöyle. Yine bir efkar, yine bir hasret beklene gelmeyecek. Şu anda yüksek. Bunun altına bir tane limiter koyuyoruz. Pardon. Limiter koyuyoruz arkadaşlar. Yine bir efkar, yine bir hasret beklene gelmeyecek o gemi. Ya o sidechain bildiğimiz. Tak bunu koydun mu abi? Tamam. Yine bir efkar, yine bir hasret. Threshold'u böyle çek baba. Şuraya kadar. Hasret beklene gelmeyecek o gemi. Seviyorum deyip de. Şimdi kesiyor tamam. Şimdi bu knife'ı böyle. Zaten bakın eğri de oynuyor. Şöyle. Yanlış yaptın neydi suçum söyle sevgili. Şimdi reverb'i arkadaşlar bakın burada reverb'i ne kadar aşağı çekiyor. Hani vokalin yükseldiği kısımlarda reverb altı aldı. Daha da fazla yapabilirsin. Değiştim senin için ama sen değişmedin bu muydu sevgin. Kök saldım ben bir aşk uğruna hep de canım yandı sevdiğim. Kıskanıyordum herkesten ben bir sen varsın be sevdiğim. Herkes aşkla alay eder olmuş ben sende tutuldum kaldım. Sen bir güldün ben de bir dikenim ben sensizliği istemedim. Bu yani ben babalar. Senin için her şeye katlanırım sen de birazcık değişirsen. Bir sana şair oldum yarim kalbim atıyor ille desen. Bendeki aylar hep lisan. Buraya da bir tane teaser sana be. Yazdım ben bir bilsen. Bir seni sevdim ilk aşkımsın tek dileğim din prensesim. Bir rüzgar gibi estini işte dayanamaz oldum bu kadar acıya. Her gece ağlar inan gözlerim alışamadım ben yokluğuna. Aşkımdın sen benim her şeyim. Neden böyle gitmek istedin? O güzel gözlerine baktığımda sen bana aitsin be sevdiğim. Sen bu hayalleri hep süslerdin. Ben sensizliği istemedim. Ölmeden önce cenneti gördüm. Ben gözlerinde seyrederim. Sıcacık gülüşün umut verirdi. Senden vazgeçmeyeceğim yar. Bir yanım eksik kalacak belki. Sen bu kalbimin sahibisin. Ben sana hasret yaşarım yarim. Senden vazgeçmeyeceğim. Arkadaşlar bakın bu şimdi bu da paragraf sinyali gösteriyor. Yine bir efkar, yine bir seviyorum deyip de yanlış yaptın neydi suçum sen? Şimdi paralel sinyalde mesela bu basları arttın ve sinyal bas. Yine bir efkar, yine bir hasret beklene gelmeyecek o gemi. Seviyorum deyip de yanlış yaptın neydi suçum söyle sevgili. Bazen dalarım, bazen ağlarım, gülmek yok negatif biriyim. Ben değiştim senin. Yani adam normalde sesinde çok fazla bas yok ama ne yaptım? Yani normalde başlıyor. Yine şu frekanslar cırtlaklaşıyor tek. Hayırlı işler baba.
için ama sen değişmedin, bu muydu sevgin? Kök saldım ben bir aşk uğruna, hep de canım yandı sevdiğim. Kıskanıyordum herkesten ben, bir sen varsın be sevdiğim. Herkes aşka alay eder olmuş ben. Bunlar paralel. Normalde adamın sesi yani şeyle yapmaya kalksanız olmayacak. Sen söyle. Direkt o kanalın altına atsanız ekolayzer olmayacak yani. Bu paralel yöntemle cılız sese basta geldi. Ananız mantığını. Dencolar, bu kralın verdiği bilgileri size hiçbir kanal vermez. Verdim diye takılır, sizi farklı yönlere, sürüklerine kafanızı karıştırır. Ben size direkt iş olayı öğretiyorum baba. Sansürsüz. O kadar da kanal gezdim, hiç böyle benim gibi açık anlatan bir adamı da rastlamadım internette. Yine bir efkar, yine bir has... Parça parça anlatıyor, anlıyor musun adam? Hepsini bir arada anlatmıyor. Neden öğrenmesin diyor. Sen zaten yani bu mantığını öğrenince benim kanalımı bir daha takip etmene gerek yok. Onların mantığını böyle bir şey yok. Devamlı gelsinler, benim kanalımı şey yapsınlar, öğrensinler. Bakarmış, yine mantığı bu. Şimdi her mikrofonun rengi tabii farklı. Her... Böyle yani. Yine bir efkar, yine bir hasret, bekleme gelmeyecek o gemi. Seviyorum deyip de yanlış yaptın, neydi suçun söyle sevgili. Bak, bazen bak. Dalarım, bazen ağlarım, gülmek yok, negatif biriyim. Ben değiştim senin için ama sen değişmedin, bu muydu sevgi? Kök saldım ben bir aşk uğruna, hep de canım... Yani vokal vurduğu zaman şeyi alta alıyor. Önemli bir şey var arkadaşlar. Yine bir efkar, yine bir hasret, bekleme gelmeyecek o gemi. Seviyorum deyip de yanlış yaptın, neydi suçum söyle sevgili. Bazen dalarım, bazen ağlarım, gülmek yok, negatif biriyim. Ya tek kanal, tek kanal kayıt ama bomba gibi çıkıyor, bomba bomba. Arkadaşlar ben biraz abicin alayım, geleyim kardeşlerim benim. Arkadaşlar, kazansın. Bahanla var ya bak, cimri çok. Bu şeyden aldım işte, free shop'tan aldım bunu. Neymiş bu green al. Ben cini çok seviyorum normalde de bu marka. Tadı çok yumuşak arkadaş. Yani tadı, yani mezeye falan gerek yok. Yani mezesiz içebiliyorsunuz. İçkiyi mezesiz mideni falan da bozmuyor. Bu çok, bunu yakalamak çok zor yani. Böyle manlar yakalamış yani. Biz bir tek fıstıkla. Nerede baksan. Ne işte yani yarım kilosunu içtik işte, 700 gram bu. Yarım kilosunu kardeşimle içimiz içtik yani. Yani az bir fıstıkla. Öyle krallar. Mustafa şu anda hallediyorum dostum çalışmanı. Hemen biter bitmez atacağım. Çok fazla iş kalmadı. Evet arkadaşlar. Sağlığınıza, şerefinize. Dün bakıyorum takır tukur bir sesler geliyor. Stüdyonun önünde. Yine 3 tane serseri. Motor aldık ya. Garibanın motoruna da göz diktiler. Sözde arabayı tamir ediyor. Kapkaççı tipi. Tam birer kapkaççı. Dedim hocam kolay gelsin. Hani yardıma ihtiyaç varsa yardım edelim. Bir akın mı bitti? Şey, ah yok abi dedi biz. Hallettik dedi. Hani orada motoru yanına çekmişler arabayı. Şahin'i. Bir tane de küçük piç var. İki tane de büyük piç yanında. Şey yapıyorlar. Yani gözüne kestirmeye çalışıyor. Tabii ben motor zincirli, ara zinciriyle. İşte burada zaten takırtıları da duyacağım yani. Motor şurada şeyin önünde hemen. Allah ne günlere kaldık be. Arkadaşlar like. Bye.